Destur, Dana Ülbesi kanalına hoş geldiniz. Hürrem Sultan'ın aşerdiği bıldırcın dolması tarifini veriyoruz bugün. Hatun padişahtan gebe kaldı. Var mı daha ötesi? Mecbur vereceğiz istediğine. Gerekli olan malzemeleri açıklama kısmında da bulabilirsiniz. İlk iş olarak soğanları yemeklik doğruyoruz. Bir su bardağı pirinci yıkıyoruz ve yaklaşık 4-5 yemek kaşığı tereyağını tencerede kızdırıyoruz. Bıldırcınları birkaç dakika renk alana kadar kızartacağız. Bıldırcınlardan sonra aynı tencerede soğanları kavuruyoruz. Yağ az geldiyse biraz daha yağ ekleyebilirsiniz. Tencereye yapışan bıldırcın parçalarını almak için çok az su ekliyoruz ve tencerenin dibini biraz kazıyacağız. Bu pilavımıza ekstra bir lezzet katacaktır. Bir yemek kaşığı dolmalık fıstık ekledikten sonra yıkanmış pirinçleri de ekliyoruz ve 3-4 dakika kadar kavurmaya devam ediyoruz. Ardından bir yemek kaşığı kuş üzümü, 1-1,5 tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı nane ekleyip karıştırıyoruz. Bu sırada tuz biber de ekleyeceğiz. Ve birkaç kaşık yağ daha ekleyerek karıştırmaya başlayacağız. Ardından 1,5 su bardağı sıcak suyu katıp yaklaşık 1 tatlı kaşığı şeker ilave edip pişmeye bırakacağız pilavımızı. Dilediğiniz baharatları değiştirebilirsiniz burada. Tatlı kaşığı şekeri de değiştirebilirsiniz istiyorsanız. Damak tadınıza kalmış o. Pilavımız piştikten ve demlendikten sonra bıldırcınlarımızı iç pilav ile dolduruyoruz. Dizide Hürrem Sultan "Bıldırcın" diye bağırıyor. O yüzden nasıl bir yemek olduğunu çıkaramıyoruz. Ama bir sahnede mutfaktaki Şeker Ağa'nın bıldırcınları iç pilavın üzerine koyduğunu görüyorum. Yani yüksek ihtimalle Osmanlı mutfağında düşünce bıldırcın dolmasıdır diye düşündüm. O yüzden bunu yapmaya karar verdik. İçi dolan bıldırcınları borcama koyup az bir su ile fırında 160-170 derecede 30 dakika kadar pişiriyoruz. Ardından Sultan Süleyman'ın odasına göndermek için ısıtılmış bakır tavaya taban olarak biraz iç pilav koyuyoruz. Üstüne bıldırcınları yerleştirip etrafında doldurmak için daha fazla iç pilav ekleyerek Sümbül Ağa'ya teslim ediyoruz. Sümbül Ağa da burada biz olduğumuz için tadına bakıyoruz hemen. Bıldırcın seviyorsanız gayet güzel bir yemek çıkıyor ortaya. Sarayda bayağı olay çıkıyor hatırladığım kadarıyla dizide bu yemek üzerine. Çünkü bıldırcın bulmak kolay değil. O saraylarda da hala kolay değil. Kendin gel. Sultan Süleyman'ın çocuk istiyor. Bıldırcı onun canı çekti. Bıldırcın yemediyseniz tavuk pilav gibi hayal edebilirsiniz aslında. Tatları çok benzer. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayanları Sultan Süleyman kellesini vurduracakmış diye haber aldık. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sümbül abi, bıldırcı unutma.